Evet, şimdi yayındayız Aris. Günaydın Aris. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyi, yorgun. Bu hafta biraz Zoom meetingleri çok fazlaydı hafta içi, hafta sonu. Şimdi anlıyorum Kemal, bu Zoom gerçekten bir çalışma yöntemi olarak insanların zihnini çok yorabilir yani. Nasıl yani? Ne, Şu yaptığımızı bugün hangi gün onu söyleyelim de tarihi söyleyelim de sonra unutuyoruz. 20 21 21 20 Aralık. 20 Aralık, 20 Aralık. Bugün Evet, 20 20 Aralık, dün Aralık. 19 Aralık'tı. Evet, doğru. Ha, sen 20 Aralık Pazar günü. söyle. Şu şeyi Ha, de gene yok mouse edeceğiz. oldu. Tamam, pardon. Pardon, Evet, tamam. bak böyle bunları visual effect yapabiliriz böyle. Evet, doğru. Ha, sen söyle. Yo, Zoom gayet bir yeni dünya düzeni olarak bu Zoom meetinglerinin insanı nasıl yorabileceğini anladım yani. Ben de tamam röportajlar falan yapıyordum ama hiç bu kadar Zoom toplantılarına katılmıyordum ve katılınca da zihnen hani orada olmak, dinlemek, cevap vermek, ekrana bakmak, ekranla ilişki, insanları falan yorucu olabiliyormuş yani gerçekten. Şimdi anlıyorum günde 4-5 tane Zoom meetingle geçiren öğretmenler, akademisyenler, öğrenciler, yani uzaktan eğitim çok zor bir şey bu ya. Sanıyorum daha önce buluşmak, toplantı yapmak daha zordu ya. Trafik meseleleri, yol meselesi, Evet. mekan meselesi vardı. Şimdi bir yandan da ama tersine olumlu bir şey de oldu. Birbiriyle iletişim azalmak yerine dijital de olsa bence arttı. Toplantılar da arttı. Benim için de öyle. Ben bu kadar toplantıya katıldığımı hatırlamıyorum Zoom'suz zamanlarda. YouTube'suz zamanlarda. Yani doğru ama bu ne kadar peki gerçek bir şey oluyor mu bu, ne derler? Gerçek bir iletişim veriyor mu, onu tartışılır yani. Neden gerçek olmadığını düşünüyoruz? Mesela bu dijital kitap ve ağaç yaprağından, ağaçtan yapılmış kokladığımız, koklamayı sevdiğini söylediği birçok insanın dokunmayı sevdiğini söylediği kitaplar arasındaki gerilimde neden dijital olan şeye sayılmıyor, gerçeğe sayılmıyor? Üstüne üstlük İskenderiye Kütüphanesi'nin yakıldığını biliyorsak, binlerce kitabın tek nüshasının yakılarak yok edildiğini biliyorsak, dijitalde mesela bu mümkün değil. Evet, YouTube'un doğru. arşivi çökse, yansa, diyelim 10 yerde arşivi var. Yani mümkün değil mesela dijital kayıtların neredeyse yok edilmesi ama şey öyle değil. Her ikisinde tabii avantajları var. Dokunamadığımız şeyi neden gerçek değil olarak kabul ediyoruz? Bilmiyorum. Belki somut bir şey. İşte bu işte şey herhalde para ilişkimize kadar gider. Belki somut bir şey veriyoruz ya, kitap da öyle. Tabii parayla da ilişkin öyle. Kim Bahsediyorsun. cebinde parayı taşır? Yani şey Tabii karta gidiyor. Parası olan yani neden taşır. kartın kaybolduğunda arayabilirsin ve derhal kartını kapatabilirsin. Ama paran kaybolduğunda Doğru diyorsun. Doğru, ama yine de ne diyeyim yani, mesela şimdi iletişimimiz YouTube üzerinden ya da Zoom diyoruz ya. Mesela gitse interneti kessen bir ülkede bütün iletişimi kesebileceğin bir eline hak veriyorsun aslında iktidarın. Her şeyi kontrol edebileceği bir şey de doğru. veriyorsun. Bu eskiden de Yani. mevcuttu ama sınırı yani diyelim 200 yıl öncesine gittik. Bir köprü var. Köprünün başına iki asker koy bitti. Evet, doğru diyorsun. Çünkü ulaşım aracı yok, araba yok, o yok. Ama şeyle, üst katında oturan insanla iletişimini kesemiyordu mesela. Yani ancak sokağa çıkma yasağı falan koyması lazım. Nasıl anlamadım? Şimdi üst katında oturan insanla iletişimini kesemiyordu. Yani çok yakınındaki insanları görebiliyorsun. Sınırlar biraz hani ülkeler bazında bir şeyler yani sonuçta. Ancak sokağa çıkma yasağı koyması lazım ki sokağa çıkma, kimseyi görme. Şimdi internet öyle bir şey ki üst katında bile konuşmazsın belki. Yani o kadar alıştı ki insanlar, onu bile yapmaz. Direkt telefona bakar. Şimdi mesafeyle ilişkimiz farklılaştı ya, uzaklık yakınlıkta. Sen Brüksel'desin, ben İstanbul'dayım. Yani biraz sonra Avustralya'dan bir arkadaşımız katılabilir buraya. Yani Evet. benim değil, benim kuşağım için. Ben şimdi önceki gün 50 yaşına girdim. Daha doğrusu 50'yi geride bıraktım. 51'e doğru gidiyorum.
Benim kuşağım için Happy birthday Kemal. teşekkür. Yani benim kuşağım için böyle görüntülü konuşmak, yani birbirimizi videoyla görüntülü canlı olarak göreceğiz ve konuşacağız. Dev olay bunlar. Şey Uzay Yolu dizisinde gördüğümüz, Star Yani. Trek'te gördüğümüz ya da Ay Üstü Alfa benim en çok sevdiğim oydu. Onda gördüğümüz hayal olarak yani bununla büyüdük biz. Şu anda mesela onu yaşıyoruz ve bunu elbette eleştirilecek yanları var bunun. Her şeyin vardır ama bence mektubun da var. Telefonun da var. Telgrafın da var. Bunun da var doğal olarak ama buradan geriye dönüş olacağını çok zannetmiyorum. Şahsen kendi adıma da söyleyeyim. Geriye de dönmek istemem. Bir dijital kitaplığımda 5 milyon kitabı taşımayı tercih ederim. Çünkü 4-5 ay önce taşındım biliyorsun. Yani o En zor şey kadar kitap, değil çok mi? ha? En zor şey kitap. Evet. Çok ağır oluyor ve o kadar çok kitap elediğimiz halde, o kadar çok elendiği halde taşınmak, yerleşmek çok zor ve aradığını bulmak çok zor. Ben o yazıyı hangi kitapta, ne zaman okumuştum diyelim bir alıntı yapacağım bir şey aklıma geliyor. Mümkün değil bulamıyorum. Ama dijital kitaplığımda en son hangi kitapta kalmıştım, nerede kalmıştım ya da kelimeyi taratarak çat diye bulabiliyorum. Neden? Yani bak bu hiç hesapta olmayan bir konu açıldı şimdi. Ama şu en temel şey, insanın belki de en temel takıntısı, dokunamadığı şeyi. Aslında dokunuyorsun, tablete dokunmak da bir şey. Hani sonuçta bir alet. Ama bunun bir sonraki aşaması hologram olabilir. Holograma hiç dokunamayacağız, sadece göreceğiz. Ve duyacağız belki. Neden bunu önemsemiyoruz yani dokunamadığımız şeyi? Bununla sanki sevgiliymiş gibi ilişki kuruyoruz. Hani sevgilimize dokunmak isteriz falan ya. Ama bir yandan da sevgilisine dokunamadığı hikayelerle dolu, değil mi? Aşk hikayeleri hani buluşamamak, görüşememek, dokunamamak üzerine. Bir yandan da dokunamamak en temel sorunlarımızdan bir tanesi. Evet. Bir Yani şey gibi biraz George Orwell'ın 1984'ünü yaşıyoruz yani aslında. Siyasi olarak öyle ama evet öngörüler doğrulanıyor ama bu saatten sonra kim ne öngörüyü yaparsa yapsın öngörülerin hepsi tabii bir temel somut gerçeklikten de ortaya çıkıyor. Yani insan elindeki gerçekliğin dışına çıkarak nasıl anlatayım onun uzantısı olmayan bir şeyi öngöremiyor. Onu da söyleyeyim. Yani kim Ay'a gitmek de böyle bir şey. Jules Verne'in o ilk kitabını konuştuğumuzda sonuçta Ay'ı görüyorsun. O somut olandan yola çıkarak ona gitmeyi hayal ediyorsun. Ve ay vesilesi diyelim ki görmediğin bir yıldızı hayal edebilirsin tabii Küçük Prens'te olduğu gibi yıldızları yahut. Ama hep somut olandan yola çıkarak bir şeyleri buluyorsun. Neyse bu şimdi girişi fazla uzattık. Bu giriş oldu. Evet giriş oldu uzun giriş oldu. Intro. Konularımıza geçelim. Sen ne başlık Evet, çıkarttın o başlayalım. anda? Senden başlayalım. Bu benim yüzümden böyle bir uzun giriş oldu. Ben attım konuyu ortaya. O zaman seninkinden başlayalım. Tamam. Ya ben bir başlık çıkardım Aris ama bu başlık çok şey doğurabilir. Başka başlıklar doğurabilir ama benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi dönemsel olarak ben bu sefer iktidar da konuşacağız tabii ki. Konuşmalıyız hatta. Ama şu muhalefete yönelik muhaliflerin eleştiri yoğunluğunu anlamaya çalıştım. Yani muhalif olanların da muhalefeti çok sık yoğun eleştirmesi ne demek? Hatta bazen iktidarın da önüne geçen, o kadar ki iktidarın yaptıklarına gerek yok sizin bu yaptığınız politikalarla diyen çok fazla tweet de görüyorum. Hani en son bu Katsa yaptırımlarına ilişkin bütün muhalefetin değil tabii HDP hariç diyelim. Muhalefetin ortak metin yayınlaması üzerinden de biraz bu tartışmalar yoğunlaştı. Biraz bunu konuşmak, bunu açmak istiyorum. Bunun üzerine kafa yormak Şaşırtıyor mu istiyorum. peki? Ha? Şaşırıyor musun mesela muhalefetten? Yani muhalefet demeyelim ya. HDP dışındaki partilerin, iktidar olmayan partilerin böyle Ama açıklamalarda ortak adım Millet atmalarına, İttifakı yani demek de çok yeni kurulan alternatifler bile yani. Millet İttifakı demek bak daha doğru ama
Ben kendimce mesela CHP'yi burada bir veri olarak alabiliriz. HDP seçmenlerinin, ben de HDP'ye oy atmış birisi olarak konuşuyorum tabii. HDP seçmenlerinin özellikle CHP'ye ilişkin çok yoğun eleştirisi ya da CHP'lilerin bazen HDP'ye ilişkin eleştirilerini görüyoruz ama bunu anlamaya çalışıyorum. CHP'nin ne yapmaya çalıştığını kabul edebilirim, etmeyebilirim ayrı bir şey ama onu anlamaya çalışıyorum. CHP hani AK Parti seçmenini ve İyi Partili ittifak halinde, sonuçta İyi Parti dediğin ana kadrolarının MHP'den gelen ülkücü kökenli, ülkücü olan insanlar, ülkücü kökenli değil, ülkücü insanlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla onunla politika yürütüyor. Dolayısıyla ülkücü olan bir parti ile CHP'nin ortaklığından ben mesela ne bekleyebilirim? Mesela Maraş katliamını anmasını bekleyebilir miyim? Diye, ama şurada garip bir şey var diyebilirsin ki tamam İyi Parti bir şey ama CHP de bir şey. O da kendince konuşabilir. Tarzı ve taktiği bu değil ama şunun üzerine belki konuşmak lazım. Tarihte küçük parti, tırnak içinde söylüyorum, küçük partilerin büyük partiyi yuttuğu çok örnek var Edis. Yani herkes şöyle zanneder hani büyük balık küçük balığı yutar. Yok öyle olmuyor. Eğer küçük balık örgütlü ve organize ise büyük balığı yutar abi. Yer. Tırtık tırtık yer. CHP burada büyük olduğunu hissetmeyen, kendi gücünü bence yeterince görmeyen. Ama bir yandan da dediğim gibi taktik olarak ben sağ seçmene sesleniyor isem eğer buna göre politika yapmalıyım diye stratejik olabilir bir karar vermiş durumda ama sağ seçmenlerin de bir tarzı aklı anlayışı var. O CHP'nin ne yaptığını mutlaka görüyorlardır. Ben de tabii burada CHP'yi eleştirmiş oluyorum. Yani herkesin bir aklı var. Herkesin bir tarzı ve anlayışı var. Görüyor. Dolayısıyla bu nereye varır bilemiyorum ama bir yol ve yöntem olarak da elbette ben madem buradan oy alacağım, buradan insanlar bana gelecek, onları değiştirip dönüştürmekten vazgeçmiş. Dolayısıyla kendinden tırnak içinde söylüyorum, vazgeçen politikalar yapan bir partiye dönüşmüş durumda. Oysa ne biliyoruz sağ seçmenin dönüşmeyeceğini? Ki dönüşür. Yani insanlık tarihi zaten dönüşmeler tarihi. Dönüşmeleri burada olumlu anlamda kullanıyorum. Yoksa geldiğimiz yerde mesela ileri gidelim. Yani Devlet Bahçeli dahi Kürt diyor. Kürt kardeşimiz diyor. Tabii onun altını başka türlü dolduruyor ama hiç demiyordu. Kurt'tan Kürt'e geldi. Dolayısıyla olumlu bir şey. O olumluluğun içerisinde tabii devasa olumsuzluklar var. Haşere sürüsüne kadar da geliyor tabii oradan ama kendince dengeliyor. Madem hani bu yani varlığını ama kabul ettirmek. Şimdi mesela hala daha geçen gün değil mi Kürtçe konuştuğu için Manisa'da bir gencin dayak yediğini, linç edildiğini okuduk değil mi daha birkaç gün önce? İşin böyle yanları var. Bunun üzerine belki konuşmak lazım. Ben ama kendi adıma söyleyeyim. Ben HDP'ye oy atıyorsam neden HDP'ye oy atıyorum sorusunu sorduğumda elbette ki CHP'yi beğenmediğim için. Neden diyelim ki sol ve sosyalist partiler kuruldu? Elbette ki CHP'yi beğenmediği için. CHP'yi beğeniyor olsaydı, o onu tamam bu parti beni temsil eder diyor olsaydı, kendi diyelim ki diğer partiler de kurulmamış olurdu. Dolayısıyla beğenmediğim bir şeyi dönüp tekrar ona bakma hali elbette o büyük bir parça olduğu için onu dönüştürmeye, onu etkileme isteğini de burada anlıyorum. Ama onu zaten sen değiştiremediğin, dönüştüremediğin için kendi partilerini kurdun. Ve kendi partin dolayısıyla belki onu etkileyebilirsin ki zaten bence bu etkiyi de HDP özellikle yeterince yapıyor. Diyebilirsin ki daha fazla olabilirdi. Her zaman daha fazlası olabilir. Ve hatta daha azı olabilir, başarısız olabilirsin. Tarihten kaybolabilirsin. Bu da mümkün. Böyle şeyler de çok var. Dolayısıyla ben nasıl ana muhalefet ya da Millet İttifakı bir dönem hep AKP'ye bakıyordu ve ona göre politika üretiyordu. Ve bu ciddi bir hataydı. Ona baktıkça kararıyordu.
ve kendi yolunu bulamıyordu. Ne zaman ki bu büyükşehir seçimleriyle birlikte Ekrem İmamoğlu'nun burada rolü kritik, Canan Kaftancıoğlu'nun daha da kritik, onlar AKP değil kendilerine bakmaya başladılar. O zaman seçim kazanmaya başladılar. Dolayısıyla ben de kendi olduğum yere bakmalı ve onu nasıl derleyip toparlayabilirim, nasıl geliştirebilirim diye düşünmeliyim. Bu o kadar ileri gidiyor ki çok uzattım. Bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaşımla konuşuyordum. Örnek yani yaşadığım bir şey bu. Ya o mesela muhalif belediyelerin neler neler yapması gerektiğini üzerine kafa yoruyordu. Çok üzülüyordu. Hatta gerçekten de olabilecek başarılı örnekler söylüyordu. Ama ben de o da gazetecilik yapıyorduk ve ben ona sadece şunu sordum. Peki sen kendi olduğun alanda bu belediyelere önerdiğin şeyleri kendi olduğun alanda geliştiriyor musun? Yapıyor musun? Çok yaptığım söylenemez. Zaten bizim sorunumuz demişti. Zaten bizim sorunumuz bu. Hep bir diğerinin yapması gerekeni konuşuyoruz. Kendimizin yapması gerekeni konuşmuyoruz. Yani ben ne yapıyorum? İşin kolayı bu çünkü. Kendine dönüp sormak, sorgulamak. Hep biz başkasını sorgulamaktan bahsederiz ama kendimizi sorgulamaktan pek bahsetmiyoruz. Şu anda da muhalefet bence çok güçlü. Başarılı da her şeye rağmen. Çünkü dağılmıyor. Başarısını hani dağılmamak olarak görüyorum işin doğrusu. Dağılsa mesela gelecek bir Türkiye'yi konuşamayız. Yani AKP'nin tekrar iktidar olacağı bir Türkiye'yi de ne yapacağımızı, ne edeceğimizi konuşuruz. Ama şu anda onların Cumhur İttifakı'nın bu kadar MHP'nin bu kadar soykırıma varan dil kullanmasının ben biraz kısmen seçimler geliyor panikle de alakalı ve bunu bir an önce berhava etmeliyiz. İnsanları korku salarak onları seçimlerden çekilmeye sağlayacak politikalar üretmeliyiz gerilimi olduğunu da düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Sen devam et. Çok uzattım. Ben mesela CHP'yi muhalefet olarak görmüyorum. Bu her zaman orada var olan iktidarın bir bileşeni gibi görüyorum. Muhalefet gibi gözüken insanlar da o yüzden senin de dediğin gibi insanlar o yüzden siyasiler kendi partilerini kuruyorlar. Yani AKP'nin içerisinden çıkan Gelecek Partisi diyelim, Deva Partisi idi vesaire. Bütün bunlar zaten var olan düzenine karşı olmak için kurulduğunu düşünüyorum. Yani kendi şeyine içinde bulunduğu siyasi partiyi beğenmeyip de kendi partisini kurduklarını düşünüyorum. Burada muhalefet olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü duruşu hep aslında milliyetçi oya bakıyorsa, yani içindeki ulusalcı kesimi de kullanarak milliyetçi oy kaygısı ile bakıyorsa dediğimiz, hani oy alsın tabii işte, bu bir popülist bir şey geliyor. Popülist derken yani bu da o kendi içerisindeki popülizm. Eninde sonunda Maraş katliamı gününde Türkeş'i ziyaret eden, biraz önce saydığın CHP'nin Evet. kurmaylarının yani olduğu bir partiden bahsediyoruz. Böyle hassasiyetleri de göz önünde, şimdi sorduğunda da böyle hassasiyetleri de göz önünde bulundurmalıyız canım. O yüzden böyle ziyaretler de yapmalıyız. Eğer iktidar olmak istiyorsak gibisinden bir kaygıyla bakılıyorsa, o zaman şey oluyor, seçmen seni değiştirmiş oluyor. Sen seçmene bir şey öğretmemiş, bir şey Doğru. katmamış oluyorsun. Doğru. Bir taraftan dedin ya belediyecilikle de ilgili. Belediye sana bir şey verecek. Sen belediyeye bir şey vermeyeceksin. Sen zaten vergini veriyorsun. Çöp vergini veriyorsun falan. Dolayısıyla en küçük yerden baktığımızda önce belediye sana bir şey verecek ki sen onun için oraya adamları seçmişsin. Belediye başkanı seçmişsin. O insanlara oy vermişsin. Benim vereceğim şey zaten oydu ve vergi. Şimdi sıra o tarafta, top o tarafta oluyor. Ve ben o belediyecilik konusunda çok başarılı olduğunu görüyorum. Ben en son şunu mesela en son olarak şeyleri gördüğümde bunu anladım. Yani oy verdiğin insanın sana manen ve madden nasıl tekrar o enerjiyi geri verebileceğini Dersim Belediye Başkanı'nın bu av yasakları meselesine koyduğu tavırla yorum. Yani sonuçta Dersim Belediye Başkanı, sözde işte tırnak içinde komünist başkan. Yani şey bu, mesela hiçbir şey çok fazla sosyal medya paylaşımı olan bir insan değil. Ama dağ keçileri, zırhın keçilerini öldürmesi için bakanlık Amerika'dan bir doktora av izni verince bu adam Twitter'a girip
fişeklerimle ve tüfeğimle seni bekliyorum yazdı. Ve ertesi gün Amerikalı doktor, yani Amerikalı bu adam, Facebook'tan bir paylaşım yapıp gelmekten vazgeçtiğini yazdı. Bir sonraki günde bakanlık izini iptal etti. Halbuki adam gelmekten vazgeçti. Ve bu bir belediye başkanı ve oranın keçilerini savunuyor. Izdırın keçilerini, çünkü orası için kutsal. Çünkü ona oy verenler için kutsal o. Ve bu şekilde geri dönmüş oluyor o enerji. Ve o enerjiyle orada işte mesela Dersim'le ilgili çok konuşuluyor. Yani oradaki nohut yetiştiriciliği, bulgur yetiştiriciliği, hasadın nasıl organize edildiği, o paranın nasıl komünal bir şekilde döndüğü vesaire. İşte budur yani belediye. Ve ben bunu bir sürü yerde görüyorum. Mardin'de bile kayyum öncesi vardı. İnsanlar hani baklava şeylerine, ne derler, arkasında altın varaklı ofisler yerine o paralarla belediyenin borçları ödeniyor. Bunu ben iktidarın fark ettiğini ve aslında yani para kazanmak çok kolay Türkiye'de. Devletin para kazanması çok kolay Kemal. Ve bu parayı kazanmak için halkla bir iletişim, bir güven olması gerekiyor. Çünkü vergi veren halk. Ne oluyor? Bence iktidar şu anda halktan vergi çekmenin yolunu sürekli çaktırmadan gaz, elektrik şeylerine yüklenirken, vergilerini yüklenirken, burada bulurken ve bunları işte kayyumların belediyelerine vesaire kullanırken çok iyi biliyor ki o kayyum 3 ay gitsin, yeniden seçilmiş biri gelsin, 3 ayda o borcu kapatacaklar diye. Çünkü güven oluşacak, insanlar o belediyeye yatırım yapacak. Bir şey mi lazım? Kalkıp gelecek. Bak İzmir'de deprem olduğunda kalkıp her tarafta çorba dağıtıldı. İktidar bunu eleştirdi ki çorba mı dağıtmaktır sizin göreviniz diye. İnsanların eline, belediyenin eline başka bir şey bırakmamışsın ki. Yani hiçbir hakkı ve yetkisi yok ki belediyenin. Yapacağı tek şey aş dağıtmak ve bu konuda da hiçbir sıkıntı çekmedi. Yine aynı şey bu belediyelerle ilgili. Bu milli piyango meselesi. Sonuçta Demirören'e verildi ya %18 vergi. Şimdi oraya gidiyor milli piyangodan. Ve düşünebiliyor musun, milli piyangodan gelen parayı şöyle bir %18. 100 bin TL'de 18 bin TL, milyonda 180 bin. Böyle gidiyor. Milli Piyango'nun verdiği paralara baktığında aslında bu vergi Türkiye'nin borcunun bir kısmını kapatabilecek bir yere geliyor. Yani bu şekilde şeylerle dolu, verilerle dolu. Ben bunu nereden geçen gün bir şeye başlamıştım, bir makaleye. Mesela Avrupa Birliği'nde şöyle bir şey var. Bu ortak vergi var. Avrupa Birliği'ne üye bütün ülkeler vatandaşları ayda 1 euro veriyorlar. Hepimiz, yani burada vatandaş olsak olmasak çalışan herkes ayda 1 euro vergi veriyoruz ya da mal sahibi. 1 euro. Ne için bu? Bütün bu Avrupa Birliği'nin bütçesi için. Ve düşünebiliyor musun? Bu verdiğimiz 1 euro şimdi, yani 10 lira Avrupa Birliği'ni dünyanın en büyük bütçeli hükümetlerinden biri haline getiriyor. Ve o bütçe ondan sonra Türkiye'ye, işte şimdi dün imzalandı mesela, işte mültecilerle ilgili milyarlar verildi, yine söz verildi yine Türkiye'ye. İşte mesela Türkiye'ye verilen paralar oradan gidiyor. Düşünebiliyor musun? Bir euro, ayda bir euro katkıyı, o zaman Avrupa kurulurken diyor ki böyle bir bütçe ihtiyacı olacak ve bu şekilde kullanılacak. Her devlet vatandaşından 1 euro istesin. Bu kadar. Ve bu şekilde bu ortak katkıyı da Avrupa Birliği gücüne, yani o mantaliteye güvendikleri için insanlar veriyorlar. Ve bir sürü de avantaj getiriyor tabii. Yani sınırlar olmadan dolaşabiliyoruz. İşte burada aldığını orada satabiliyorsun. Ya da ne bileyim, bir sürü böyle küçük küçük, ya da sen ürettiğini satabiliyorsun yani başka yerde. Bu avantajlarla bu karşılıklı bir ilişki haline gelmiş yani. Bunu kurmaları gerekiyor. Muhalefeti dedin ya şimdi, muhalefetin kendini eleştirmesi, birbirlerine bakması. Biraz bu doğru. O taraftan bir şeyler belki çekmeye çalışıyorlar. Ama şu bir gerçek. Ben şunu düşün, şu soruyu sorayım. Peki CHP şu anda meclisteki diğer yeni kurulan küçücük partiler bile, onları da DEVA geleceği de koyalım. Onlar olmasaydı bu kadar etkili bir siyaset kendi şeyiyle, deyimleriyle diyelim, etkili bir siyaset üretebilir miydi? Hayır. Sadece CHP ve AKP'nin olduğu bir mecliste bunları yapamazdı. Olamazdı. Bu sözler duyulmazdı. El ele kol kola katlederlerdi yani. Yani AKP'nin yaşadığı sorunu CHP de yaşıyor. Mesela
Millet AKP'ye sen milliyetçilik yapacaksan orijinali var diyor, MHP'ye gidiyor. Yani AKP'ye seçmenler niye %50'ye yakın oy verdi? Milliyetçilik yaptığı zaman mı geldi bu oylar? Tam aksine. Yani CHP'ye de sen sağcılık yapacaksan burada orijinali var diyor. Hani AKP var diyor. Bu iş böyle bir çıkmaza giriyor. Dolayısıyla ne oluyor? Onlar hayır, esas milliyetçi o zaman, esas milliyetçi benim ya da esas sağcı benim, esas işte maneviyatçı benim mi göstermeye. Dolayısıyla kendi aralarında bir kim daha sahici rekabetine giriyorlar kendi kategorileri içerisinde. Fakat bu esnada dediğim gibi kendi yollarını, hayallerini unutuyorlar. HDP'nin burada gerçekten özgün duruyor. O diğerlerine bakarak değil, diğerlerinin ne yaptığına bakıyor elbette. Ama kendi politikasını geliştiriyor, devam ettiriyor. Bu katsa yaptırımlarındaki temel yaklaşım da bu. HDP'ye çok ağır eleştiriler yapıldı. Mesela bu temel şey, dış politikada birdenbire mesela tırnak içinde milli birlik sağlanıyor. Dış politikayı ben mi yönetiyorum? Sen yönetsen başka türlü bir Türkiye olur dışarıda. Ben yönetsem başka türlü olur. Ahmet abi yönetse ya da Leyla abla yönetse çok başka türlü bir Türkiye olur. Yani tabii ideolojik farklılıklar üzerine söylüyorum. Benim emperyalizmle mücadelem başkadır. Mesela benim emperyalizmle mücadelem şantaj üzerine kurulu değil, üretme üzerine kurulu mesela. Anlatabildim mi? Yani sosyalistlerin emperyalizme karşı mücadelesi çok başka. 6. filodan biliyoruz. Denizlerden biliyoruz. Onların çok başka. Yani dolayısıyla kendi yolunu, kendi hayalini, yani kendi seçmenini değiştirip dönüştürme ve tabii ki ilişkinin karşılıklı olması anlamıyla seçmenin de seni değiştirip dönüştürmesi ilişkisi. Karşılıklı ilişki ya da bizim aşağıdan benim ya da aşağıdan yukarıya dediğim, aslında halkın tırnak içinde yukarıya, mesela bunu da tartışmak lazım. Hep taban ve tavan denir ya. Yani kim tavan, kim taban, sen, ben niye tabanım, sen niye tavansın? Hani tavandakine bakıyorum, hiç öyle tavandaki gibi durmuyor. Hani hiç öyle bir birikimi yok. Ya da hali yok, öyle bir ilkesel davranışı yok. Her neyse. Bunları ciddi farklılıklar doğuruyor tabii. Gene şey, senin gündemini konuşmadık, ona geçelim. Şimdi bunu tekrar konuşuruz. Ben bir taraftan bu arada kaydediyoruz değil mi? Kaydediyorum, evet. Tamam. Yok benim gündemim de aslında biraz bununla ilgiliydi. Şimdi bu senin konunun üzerinden biraz daha şunu söylemek istiyorum. Çünkü HDP'nin farklılığı bence burada tamamen farklı bir yerden bakıp kendi yeni şeyler üretmesinde. Yani hiçbir mesela CHP'nin hep ben köklü kurumum duruşu var ya da işte MHP olsun, Milliyetçi Hareket olsun. Şimdi AKP de aynı şey yapıyor. Köklü kurum. Yani bu köklü kurum zaten kökünün hatalı olduğu bir ülkede olunca kök çok böyle sağlam olmuyor. Yani ama bütün bunları sorgulayıp da yeni bir şeyler, yeni bir kök verme, kök salma, yeşertme. Zaten mesela HDP'nin logosunu ağaç, yeşertme falan konuşunca bambaşka bir şey oluyor. Bambaşka bir pratikten çıkıyor Arif, yola bir ve şey üretim oluyor. soracağım. Senin kökünün köklü olduğun ne zaman anlaşılır? Gerçekten bir kök üzerinden konuşuyoruz, bir ağaç üzerinden konuşalım. Nasıl anlaşılır? Yeşerdiğin meyve verdiğin zaman. Rüzgar fırtınada yıkılmadığında değil mi? Köklü ağaç Yıkılmadığında. sağlamı. Yani rüzgar, fırtına, kar, boran geçirmen lazım. Onları geçirmeden köklüyüm diyemezsin. Evet. Ve o Dolayısıyla kar, boran, fırtınada da ağacın ağaç olma özelliğini kaybetmemesi, tabii yıkılmayabilir ama ağaç olma özelliğini kaybederek yıkılıyor, yıkılmıyorsa, ayakta kalıyorsa ona da ayakta kalmak denemez. Denebilir mi? Ağaç olma özelliğini kaybetti. AKP'de kendi kuruluş özelliklerini kaybetti ve buna dönemiyor. Bak, köklü olan partiler HDP'dir. Her gün fırtına HDP'ye. MHP'dir de. MHP de köklüdür. Sosyalistler de köklüdür. Azdır. Önemli değil. Çoğalabilir her an zaten.
Bizim sosyalistlerin öyle bir yeteneği var. Şu dönem için söylüyorum. Köklüdür. Çok fazla kar boran fırtına geçirmiştir. Ve her zaman muhalefette kalarak, yani baskı altında kalarak ayakta kalmak zordur. MHP de köklüdür ama o hep iktidarda kalarak köklendi. Bir şekilde hep iktidar olarak. Şu anda da zaten iktidarın MHP olduğu neredeyse tartışmasız. Zaten onun bilgisiyle konuşuyor MHP. Sınır çiziyor hep AKP'ye, dikkat edersin. Hani yön ve sınır çiziyor. Neyse. Dün hatta İYİ Parti Başkanı Meral Akşener de bu MHP'nin bu dediklerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberi var mı, gitsin onlar randevu alsın bir komisyon sorsun diyordu. O kadar yani, sınırları çiziyor, had verme, had bildirme şeklinde konuşuyor. Buradan şey demek istemiyorum. Erdoğan hani daha hani şeye, buna maruz kalıyor, bir çaresi yok falan gibi bir şey demek istemiyorum. Onun da tabii ki elbette ciddi bir gücü var ama burada MHP'nin şöyle bir rahatlığı var. Hani bunu söylüyorum, sorumluluğum yok, kenara çekiliyorum deme rahatlığı var. AKP'nin ise öyle bir rahatlığı yok. Onun sorumluluğu var. Ama o da zaten sorumluluk alma vakti geldiğinde hep kandırıldım diyerek kenara çekiliyor. Sonuçta olan hep bize oluyor. O da sorumluluğu şeye, taca atıyor. Neyse. Senin, evet, sen devam et. Ben aslında şimdi yine üç başlıktan gitmeyelim. Teker tek tek gidelim istersen. Ve benim bu haftaki başlıklarımdan aslında birkaç tane çıkarmıştım. Bir tanesi şimdi yılbaşı geliyor ve buradan böyle ilginç kampanyalar oluşuyor. Bir taraftan işsizlik, yoksulluk, hani Türkiye'de de çok konuşuluyor, Avrupa'da da çok konuşuluyor. İşsizlik, yoksulluk sırasında katsayılar açıklandığında insanlar ilginç kampanyalar yapıyor burada. Bunlardan bir tanesi işte birbirine bakmak üzerine. Mesela çok ilginç bir şey, ayakkabı kutuları kullanıp insanlar içine yani şey olmayacak, tarihi geçmeyecek yemekler, konserve, yiyecekler doldurup sokak insanlarına dağıtıyor. Gönderme yapıyorsun zannettim. Ben yapmıyorum. Burada ayakkabı kutusuna koyun yazmışlar. Kampanyanın adı Shoebox. Evet. Sonra aklıma ayakkabı kutularının Türkiye'de ne bulunduğu geldi. Ve herkesin aklına Ve kim? böyle. Yani ayakkabı kutusu deyince herkesin aklına o geliyor. Bak, yıl dönümü bir de zaten. Aralıktayız. Ben bir tek Mahmut'un Ama aklına gelmiyor. Onu da geçen gün Can Dündar hatırlattı. çok çok ilginç ve bu bir şey söyleyeyim mi? Çocukluktan artık yerleşmiş bir sürü insanın, buradaki devlet okulları öğrencilerine şu box zamanı geldi diyor. Yani ayakkabı kutusu zamanı geldi diyor ve herkes evinden gidip alışveriş yapıp buraya koyuyor ve sokak insanlarına veriyor. Bu eski bir Şimdi gelenek aynı yani. şekilde sokak, efendim. Bu eski bir gelenek yani. Yani ben burada olduğum sürece 7 senedir gördüm bu geleneği her sene. İlk başta ne oluyor ya dedim, ne demek istiyorlar, ayakkabı kutusuna niye koyacağız, okulda çocuklar mı yiyecek falan diye düşündüm ama yok öyle bir şey. Sonra okuma, yani Fransızca okumayı sökünce yani anladığımı. Şimdi tabii işte biraz önce bahsettim aslında, Milli Piyango'yu da buraya bağlayacaktım. Birlikte katkı değer sağlamak, artı değer sağlamak böyle bir şey. Yani bir şeyleri gördüğünde, mesela Türkiye'de geçen öğrendim, mesela Türkiye'de 30-35 bin sokakta yaşayan insan var. Bu çok büyük bir rakam. Ve bunların 10-15 bini İstanbul'da, işte Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bakımına muhtaç bir şekilde bazen buluyor. İşte bakı bırakılıyor. Ve giderek de Türkiye'de bu sayılar, bu rakamlar artıyor. Bu çok endişe verici bir durum. Sokakta kalmak, sokakta yaşamak ne demek, nasıl olur? Bunların hepsini tabii bizim anlamamız çok zor ama ben bu hafta şöyle bir deneyim yaşadım. Eşimin bir arkadaşı şimdi bu derneklerden birinde, sokakta yaşayanlara derneklerden yardım eden derneklerden birinde çalışmaya başladı ve aslında hali vakti yerinde bir insan. Şimdi o şunu söylemişti. Sokak homeless olmak çok kolay. Yani birdenbire rotayı şuradan şuraya çevirmek
çok kolay ve çok birdenbire bir günde düşebilirsiniz demişti. Yani işini kaybediyor. Avrupa'da nasıl olur bu iş dedim. Yani bu kadar sosyal devlet, insanlar bakıyor vesaire. Ama nasıl olur diye düşünüyordum. Ama birdenbire gerçekten elinizdeki her şeyi kaybedebilirsiniz. Bir gün işiniz olmaz, ikinci gün kiranızı ödeyemezsiniz. Üçüncü gün bir kötü bir şey başınıza gelir. Bir kumar borcu çıkar zorla. Elinizden paranızı alırlar, evinizi alırlar ve evsiz olabilirsiniz. Tüm bunları düşünerek bence hele de bu soğuklar bu sene bir de koronayla birlikte çok fena geçecek. Umarım Türkiye'de de böyle kampanyalar vardır, yapılıyordur diye düşündüm. Bir en son Haluk Levent'in Ahbaplar grubunu gördüm. En çok galiba onlar bu şekilde bakıyor etrafa, yardım ediyor. Bir de Sokak Lambası Derneği'ni gördüm. Onlar da insanlara yardım etmeye çalışıyor. Ama bu işte biraz önce orada buradan ona geçecektim benim başlıklarda. Bu Milli Piyango'nun el değiştirip bir holdinge verilip o holdingin Milli Piyango'yu işletmesi ve bir türlü de son dönemde kazananları ekranlarda görmememiz gibi. Hatırlıyorsun değil mi? Geçen hatta şey bile oldu. 8 rakamı 2 kere düştü yani torbaya. Nasıl oldu dedi. Yani nasıl oluyor? öte yandan da bütçe yok, para yok. Onun için diyorum ben bu para olmaması işine, bütçe olmaması işine çok inanmıyorum. Yani bir devlet, bir hükümet parayı, bütçeyi her zaman bulur. Askeri yardımlara, askeri satışlara falan bakıyorum Türkiye'nin bütçesinde. İnanılmaz bütçeler, paralar dönüyor. Dolayısıyla para yok kardeşim ve size dağıtamıyorum demek. Halka aşıyı ücretsiz yapacağım ama vergisini alacağım demek çok böyle garip geliyor bana. Biraz böyle senin gündemden bağımsız oldu ama siyasi gündemin dışında böyle sokakta gördüklerimi anlatayım istedim. Yani geçen Sen hafta hemen mesela. şarjım bitiyor. Şarjı takmak zorundayım. Kusura bakma. Tabii sorun değil. Benim geçen hafta mesela burada bir kadının bir şeyle bisiklet ne derler kargo bisikletinde yaşayan bir kadının ve iki çocuklarının hayatına tanık oldum Almanya'da. Çok nasıl olur da hani bir şekilde bir sosyal konuta yerleşemezler, yapamazlar diye böyle bir düşünüyorsun. Ama burada da mümkün o sosyal konutlardan yararlanabilmek için belirli bürokratik engelleri ya da kağıt kürek işlerini yapmanız gerekiyor. Diyelim. Buradaki şeylerden benim ilk başlıklarımdan biri buydu. Öte yandan da şimdi tabii hem 19 Aralık hem meclisteki bütçe görüşmeleri bunu niye bunlar çok böyle zihnimi işgal etti? Çünkü bir taraftan da bütçe görüşmeleri tamamlandı ve onaylandı işte zaten. Bir şekilde mecliste hareketli saatler geçirdik. Geçirdik derken izlerken biz geçirdik ama şey de oldu ne derler. Bir anlamda muhalefetin ve farklı başka partilerin de olduğunu gördük nihayetinde. Ama nereye kadar? Sonuç bir şey değişmedi yine. İstedikleri bütçeyi onayladılar ve şu cümleler ama ortaya çıktı aklıma kalan. Siz seçimi kazansanız da biz size iktidarı vermeyeceğiz. Bu sözleri duyduk mecliste. Bu demek oluyor ki yani bir seçimle gitmek istemeyen bir iktidar ve otorite şeyini kurdu. Zaten mala el koyma yetkisini de üzerine alıyor Cumhurbaşkanı. Artık başka da bir şey kalmadı neredeyse. Şimdi burada ilginç olan şey şu, evet, Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasını diyorsun. Önüne arkasına da baktım ben Evet. cümlenin. Arkasında da siz zaten yani seçimde kazanamayacak, seçim de yok zaten. Ama seçim olsa da iktidarı alamayacaksınız, yoksa darbe beklentiniz mi var diyor. Şimdi bunu sen muhalefetten birisi söylese yıkılır ortalık, değil Evet. mi? Ama iktidar söyleyince, iktidar zaten bir sürü şeyi söyleyince, yani dün dediğini bugün inkar edince, bugün dediğini yarın inkar edince ya da bu tür imaları, mesela en son Çıplak Aramaya da yok dedi, değil mi? Avukat AKP AK Parti sözcüsü Evet, o meşhur. Zengin. Meşhur avukat. Ben onun dün CV'sine baktım. Hiçbir yerde avukatlık okuduğu gözükmüyor bu arada ya. Çok Yok, enteresan. avukattı, bilmiyorum yani. Öğretmenmiş o. Öyle mi? Niye avukat diyorlar acaba o zaman?
Türkiye'de öğretmenlik yapmış bir sene, pardon, Türkiye'de öğretmenlik okumuş, sonra Amerika'ya gitmiş, bir sene okumuş, geri gelmiş, bir avukatlık bürosunu kurmuş. Bakma Bir de bilmiyorum. Hamza Yerlikaya meselemiz var, biliyorsun. Evet, onun açıklaması sahte çıkmış. Bilmiyorum Özlem Zengin'in hani o açıdan araştırmadan bir şey diyemem. Bir ithamda bulunamam ama şu mesela bu inkar da çok acayip yani hani ve inkar ederken de hani mütedeyyin kadınlara böyle şeyler yapmayız gibi bir ifadenin de kullanması. Yani mütedeyyin yani dinine bağlı. Hani dinine bağsız nasıl oluyor? Kim buna karar veriyor? O ayrı mesele de hani sen dinine bağlısın, sen bağsızsın, sen şöyle, sen böyle. Hani böyle bir şey mi var acaba? Hep şey böyle bir belirleyici bir şey mi var? Kurum mu var acaba? Kimin ne kadar bağlı, bağsız olduğunu. Her neyse diğerlerine yapabiliriz gibi bir anlam çıkıyor tabii buradan. Ama zaten o mütedeyyin denilen kadınlarda gerçekten konuştular cesaretle bu zor iş. Hakkını vermek lazım o insanların. Ama şunu demeye çalışıyorum yani inkar etse, o gün öyle söylese, bugün böyle söylese, iktidar sürekli farklılaşsa ya da başka şeyleri de ima etse. Biz hiçbir şekilde şaşırmıyoruz. Hep bunu olağan karşılıyoruz. Mesela 4.000'ken hasta sayısı ya aslında vakalarla birlikte 30 bin diyorlar şaşırmıyoruz. Şimdi nasıl olduysa oldu Almanya'da ilacın bulunduğu aşının pardon bulunduğu ülkede İngiltere'de vaka sayıları ve ölümler artıyorken dün Boris Johnson ya yeni virüs mutasyonu uğradı bulaşıcılığı %70 oranında eskisine göre daha yüksek diyorken tam kapanmayı onlar tartışıyorken bizde birdenbire 8 bin kadar düştü. 32, 10 bin kadar vaka düştü. 22 bine düştük. Almanya'da yani ben Avrupa'ya gitmedim ama tahmin ediyorum insanların zaten doğalında mesafeli yaşadığı Almanya'da günde 900 bin civarında insan hayatını kaybediyor. Bizim zaten doğalında da iç içe yaşadığımız Türkiye'de ne vaka sayımız artıyor ne ölüm sayımız artıyor. Çok ilginç. Dolayısıyla ben yarın deseler ki ya 300 bin aslında bizim vaka sayımız. Tamam öyle evet öyledir derim. Aslında 5 milyon dese öyledir derim. Aslında bizde 10 bin kişi ölüyor deseler tabii öyledir derim. Şaşırmıyoruz hiçbir şeye. Normal. Evet. Yani Batı emperyalizminin o emperyalizm olsa da kendi içerisinde yani kapitalizmi inanıyorsa bu insanlar kapitalizmi yaşatmak için onun kurallarına sıkı sıkıya bağlılık gösteriyorlar. Şunu biliyorlar çünkü rasyoneller. Ben bir sosyalistim, kapitalizme karşı mücadele ediyorum ama şunu da biliyorum. Onun kurallarına uymaya çalışıyorlar. Yani ABD'de mesela hani vergi kaçırana en büyük cezanın getirilmesi gibi. Hani kriterleri var yani. Şey değiller, esnek değiller bu konularda. Yaşatmak için, güvenilirliği sağlamak için. Buna inansın, inanmasın. Batı, Avrupa emperyalizmi de bunu yapıyor. Güvenilirliği sağlamak zorundayım diye düşünüyor. Buna mecbur, buna inandığından mı onu bilemem. Ama böyle yapıyor. Bizde ise öyle değil. Güvenilirliğin bir önemi yok bizde. Sözün bir önemi yok ve hatta yazının bile bir önemi yok. Öyle yazdımsa ama sen yanlış okumuşsun diyor. Mesela ben bunlarda da çok zorlanıyorum. Ya burada böyle yazmışsınız diyorum. Sen yanlış anlamışsın diyor. Yazdığınızı anladım. Ne anlayayım diyorum. Anlatabildim mi? Okuduğunu anlamıyorsun Kemal, yani okuduğunu Evet, anlamıyorsun. hep bende sorun. Okuduğunu. Sorun hep bende. Hep sende sorun. Yani Batı'nın kendince ayakta durmasının bir nedenlerinden bir tanesi bu. Kapitalist kendilerince o kapitalizmin kurallarına uymaya çalışıyorlar. Evet öyle dedim. Mesela söze ilişkin evet öyle dedim. O gün öyle dedim. Bugün şundan dolayı böyle diyorum diye bir kendilerince izah etme, politika değiştirmeyi izah etme yol ve yöntemleri var. Mesela dün yeni şey açıklandı. Yılbaşında nereye uçuş yapılabilir Avrupa'dan gelinebilir, yenilebilir diye. Mesela Türkiye yok listede.
Ruanda bile Ruanda. var, Yeni Zelanda var, Amerika var izin aldığın sürece ama Türkiye yok. Aris Türkiye hani ekonomi kapanmasın, şey kapanmasın diye rakamları kendisi de zaten aslında itiraf etmiş oldu. Gizledi, sakladı, etti. Şimdi sen diyelim ki o dönemde belki 1 milyon turist için bu rakamları sakladın, ettin ve hastalığın da aslında yayılmasına neden oldun. Şu anda belki gelecek olan 10 milyon turisti ya da 20 milyon turisti engellemiş oldun. Yani kendi rasyoneliten açısından da bir şey yok. Çünkü güvenilirliğin yok. Çünkü Evet. Türkiye şu anda 30 bin diyor rakam ama acaba o da 30 bin mi? Sorusunu herkes soruyor. Yani neden kendinden gayrısını anlamaz, idrak edemez zannediyoruz ki? Yani mesela bu da çok ilginç. Yani diyelim ki İngiltere anlamıyor olsa o ülkeyi kurabilir mi ya? Tabii Diyelim ki canım. Almanya anlamıyor olsa senin o çok beğendiğin Audi'yi yapabilir mi ya? Volkswagen'i, Mercedes'i yapabilir mi? Anlıyor. Fransa anlamıyor olsa o uçakları, o arabaları, çok beğendiğin Renault'ları, Peugeot'ları, Citroen'leri yapıyor olabilir mi? Yani bizdeki handikap bu. Hani başkası anlamıyor, idrak etmiyor, görmüyor zannediyoruz ama bu kendi içimize de dönüyor. Siyasi parti yöneticileri de bizi halkı anlamıyor zannediyor. Niye? Niye anlamıyoruz? Anlıyoruz. Bak mesela AK Parti ilk kurulduğu zaman öyle bir anladılar ki %35 bir kuruluşu partinin kurulduktan bir sene sonra %35'i alması ne demek? Anlıyor demek ki. Bu partilerde hepsi Refah Partili olmadığına göre farklı farklı insanlar demek ki anlıyor, anlamaya hazır, görmeye hazır. Şimdi terk ediyorsa da seni anlıyor. Şimdi oyun düşüyorsa da seni anlıyor. Niye anlamıyormuş? Sürekli bu hani insanları aşağılama, halkı aşağılama halinden bir türlü kurtulamıyorlar. Neden kurtulamıyorlar? Belki bizim anlatmamız lazım biraz da. Hani bizim bu Evet. konuda bir ortaklaşmamız lazım. Hani bizi hakir görmelerinden. Yani mesela bana yasak ettiği şey kendin sarayda o ziyafeti yapamazsın. Bana yasak ettiğin şeyi, halka yasak ettiğin şeyi Evet. yapamazsın. Ben bunu da anlarım. Ben derken beni kastetmiyorum, halkı kastediyorum. AKP'li olan da, AK Partili olan da buna içerler ha. Niye onun duygularının olmadığını düşünüyoruz? Niye onun bir aklının fikrinin olmadığını düşünüyoruz? Özlem Zengin inkar ettiğinde AK Partili olan içerlemiyor mu yani? Lan bu nedir ya diyor. Dün biz mücadele ediyorduk. Diyelim ki Kemalist onların jargonu retoriği açısından söylüyorum. Kemalist iktidarın inkarlarıyla mücadele ediyorduk. Şimdi biz o pozisyona geldik. Demeyecek mi yani? Demiyor mudur? Hepsi mi? Yani insanların bu kadar tamam güç belirleyici olabiliyor çoğu zaman ama o kadar da değil. Eğer öyle olsaydı AK Parti hiçbir zaman tarih sahnesine çıkamazdı. Evet. Çünkü o geldiğinde de çok güçlü bir Kendilerini 28 Şubat geleneği vardı. Demek ki öyle olacağız. kendi içinde bunu anlamaları gerekiyor. Doğru diyorsun. Bunları mesela işte zengine, milletvekiline sormak gerekiyor. Aile bakanına. Belki onlar o zaman anlıyor. Mesela aile bakanı yoksulluk sıfır dedi ya. Evet. Aşırı yoksulluk pardon. Yani o da kelimelerle oynuyor. Mesela onu alıp o yoksulların evine götürüp yani yoksulluk sıfır dedi 1,9 dolar diyor günlük kazanma şeyini. Ki bu da 1,9 da değil. Şu anda o yükseldi 5 nokta küsür olmuş o eski veri. 1,9 dolar günlük kazanan da değil. Bugün gitsin herhangi bir köprü altında işte haberlerini yaptığımız evsizlere sorsun günlük 1,9 dolar kazanıyorlar mı? 1,9 dolar 19 TL demek. Yani 15 lira pardon hadi. Yani günlük 15 lira, aylık 300 küsür lira kazanılıyor mu, cebine giriyor mu diye sorsun. Belki bunlarla yüzleşince ancak anlayabilecekler. Ya da körü körüne görsem bile yok öyle değil, öyle değil diye devam edecekler. O zaman da kendileri kaybedeceklerdir. Neyse, biz yine böyle konuştuk dakikamızı da doldurduk galiba. Evet, uy. Evet yani Evet. daha fazla uzatmayalım. Haftaya yine konuşalım ama şey de aklımda vardı onu da söyleyeyim. Yani insan hikayeleri tanıdığım bir arkadaşım mesela mesleğini yani tekstil işi yapıyordu. Onu bırakıp kurye olmaya karar verdi mesela bu dönemde.
Yani bunları da konuşmalıyız. Geçinmek için. Çünkü ürün çıkamıyor. Mağazalar kapalı. Mağazalara ürün veriyordu. Küçük bir Dün atölyeydi. bir genç mühendisin sokak röportajını izledim Kemal. Eylem yapıyorlar sokakta asgari ücret için. Soruluyor, gencecik ama yani 20-21 yaşında soruyorlar ne işle uğraşıyorsun diye. Lojistik sektöründeyim diyor. Kurye. Mühendislik yapamamış kurye ama lojistik sektöründeyim diyor. Çünkü o da kendine yedirememiş belli hani mühendis olup da orada olmayı ama işte böyle bir durum. Neyse. Ayrıca Ya, iş iştir. Şey bunları da yapmam. konuşmak istiyorum. Yani bu, mesela o yani yaşamak için buna mecburum dedi ve mesela zor bu saatten sonra küçük de olsa bir atölyen var. Şimdi motor tepesinde sürekli oradan oraya koşturacaksın, gezeceksin falan filan. Evlenen genç, mesela gittiğim kafede evlenen genç bir arkadaşım vardı. Onlar da mesela çok acayip düğün yapamadıkları için, dolayısıyla tabii ki altın takı da toplayamadıkları için evi kiralayamamışlar. Evlendiler ama herkes kendi ailesinin yanında kalıyor. Yani 4-5 Ayrı aydır. kalıyor. Ayrı ayrı 4-5 aydır böyle. Evleri de küçük tabii, hani 2 artı 1 küçük, böyle İstanbul'da hani 65 metrekare evde kalamaz. Çok zor. Herkes kendi ailesinde, yani eş, iki eş kalıyor. Artık dışarıda da buluşamıyorlardır muhtemelen. Çünkü kafe barlar kapalı, her yer kapalı. Bunları konuşmak lazım. Çünkü bunların nasıl bir travmatik etkisi, bu benim bildiğim iki kişi, bizzat tanıdığım iki kişiden bahsediyorum. Yani bu sıra ben de çok sık çıkmadığım halde, diğerlerini sen düşün. Neler var? Gerçek insan hikayeleri neler? Bunları biraz dert etmek de gerekiyor. Öbür türlü çok soyut konuşuyor oluyoruz işin doğrusu bir yandan da. Haftaya o zaman gerçek insan hikayeleri Evet. konuşalım. Bu hafta Senin iki hafta çok siyaset konuştuk. mesela Avrupa'da nedir? Oradakiler pandemiyi nasıl atlatıyor? Yani nasıl yaşıyorlar özneleriyle? Bunu belki konuşmak, benim de buradakileri konuşmam lazım daha detaylı. Tamam, çok uzattık. Haftaya o zaman görüşürüz. Haftaya görüşürüz. Tamam. Hoşça kalın.